Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içmiş olduğum kahve fincanımız karşımızda. Bakalım bugün bizi neler bekliyor falda, neler söyleyecek bu niyet etmiş olduğum kahve falı. Biraz karışık, biraz içimiz geçmişte sıkıntılar yaşamış, kabarmış ama bugün için o sıkıntıları geçmişte bıraktım. Ama tabii ki gelecekten de korkuyorum kaygıları var. Herkesle olduğu gibi diyebilirim aslında. Sonuçta herkesin kaygıları var kendine göre. Şimdi sizi bir kere bir yükün altında görüyorum. Aslında bu altında kaldığınız yük bir insan yükü. Sanki bir kişiyi taşımak zorunda kalıyorsunuz üzerinizde. Bu taşıdığınız kişi de ailenizden, anneniz, babanız. Yani böyle onun bir rahatsızlığı, bir hastalığı sanki. Üzerinizde almışsınız. Evliliğiniz de böyle başınızın üstünde gene aynı şekilde. Konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz ama bir taraftan da o yükü taşımaya çalışıyorsunuz. Çok ağır geliyor. Ağzınızdan kelimeler bazen zorla dökülüyor. Çünkü yorgun olarak çıkıyorsunuz. Yani geçmişte kendinizden büyük kişileri, anne, baba, amca, dayı, yani bir akrabanızı sırtınızı alarak taşıdığınızı görüyorum. Onun için emek vermişsiniz. Bu vermiş olduğunuz emeklerde süreç içerisinde evliliğinizde konuşulan, ya işte buna bu kadar zaman ayırıyorsun ama bizi ayırmıyorsun gibilerinden söylemler, tartışmalar olmuş olabilir. Sonrasında gene arkası arkasıya gitmeler gelmeler başlıyor. Yani bir geri gidiyorsunuz, iki ileri gidiyorsunuz. Bir geri, iki ileri. Sanki bunu böyle artık ben nasıl orta yolu bulabilirim, nasıl devam ettirebilirim diye. Bu kişiyle aranızda bir parasal konu da var. Sanki kişiler para konusunda birbirleriyle konuşuyorlar. Bu konuda sizin bir yardım beklentiniz yok ama çevrenizdeki insanlar sanki bu konuda baksan daha iyi olmaz mı der gibi konuşmalar geçiyor kafanızda. Burada tam ortada bir tane yengeç görüyorum ben. Yengeç burcundan biri olmalısınız. Bazı konularda çünkü hani yengecin yaptığı gibi yan yan var ama yok, işte yapacağım ama yapmayacağım gibilerinden kararsız kaldınız. İnsanlara da bunu ifade etmekte zorlandığınızı görüyorum. Yani bu süreçler sizin hayatınızda artı eksi hep ortada kalmanıza sebep olmuş. Hatta kendi yaptığınız şeyin çok doğru bir şey olduğunu bildiğiniz halde bunu savunmakta zorlanmışsınız aslında. Bugüne doğru geldiğimde hane içerisinde geçmişten dolayı sıkıntılı bir bekleyiş hali var. Sanki aranızda halledilmemiş birçok konu. Bu konulara istinaden de böyle bir uzaklaşma söz konusu. İkiniz de birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Siz ona bakmak istemiyorsunuz. O size bakmak istemiyor gibi duruyor. Siz daha çok geçmişte yapmış olduğunuz şeylerden, yani geçmişte yapmış olduğunuz iyiliklerden dolayı diyeyim. Hem mutlusunuz hem de biraz üzüntülüsünüz. Çünkü sanki bazı şeyleri de kaybetmişsiniz. Hani bir iyilik yapayım derken kendi hayatınızdan da çok fedakarlık ettiğiniz için biraz üzgünsünüz. Zamanı yeterli ve istediğiniz gibi değerlendirememişsiniz. Bu sıkıntılar hanenizde şu an için görünüyor. Ama en yakın zamanda çok büyük bir ferahlama var. Bu ferahlama sanki bazı konular konuşulacak ve bu arada iki insan hanenize gelecek. Bu iki insanın size vereceği haberler iki tarafın da keyfinin, yani keyiflenmesine sebep oluyor. Sanki bu gelen haberle birlikte siz yan yana gelip bu konuyu konuşuyorsunuz ve keyifli bir muhabbet hali başlıyor. Bu rahatlama hanenizde bir süre devam edecek. Sonrasında ama ortada duran iki kişiyle ilgili yeniden bir kaos ortamı var. Şimdi bu evliliğinizde karşınızdaki insanın çok sivri dilli olduğunu görüyorum. Yani bir şeyleri söylerken canınızı acıtmak için sanki konuşuyor. Arada kalanlar da zannedersem ki çocuklar. İkisi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama siz ikiniz de çocuklarla değil de sanki birbirinizle çekişiyorsunuz. Yani bu çocuklar arada zaman zaman aracılık yapmaya çalışacaklar. Zaman zaman aranızı bulmak adına sen gel, sen yap, sen et diyecekler. Özellikle Mart sonu Nisan ayı bu konularda böyle git gelli bir süreciniz var. Bu işiniz olarak değerlendirdiğim kişinin isminin içerisinde A harfi görünüyor. Yani evliliğiniz havada bu konuda. Yani siz tamam ben evliyim diyorsunuz ama ya da işte sevgilinizle diyebilirim. Biz birlikte izliyorsunuz ama karşı taraf artık bazı şeylerden çok sıkılmış ve diliyle size zarar veriyor konuşmalarıyla. Arkasını dönmüş olarak çıkıyor. Siz de sanki başka bir tarafa böyle kucak açmaya çalışıyorsunuz. Yani tamam sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum der gibi farklı bir yöne yönelmiş olarak çıkıyorsunuz. Kesinlikle ben yengeç burcu olan bir kişiye baktığımı düşünüyorum. Benim de yükselenim yengeç ayrı konu ama
Arada kaldığınız konularda karar vereceksiniz. Verdiğiniz kararlar da doğru olacak. Yüzeysel anlamda sıkıntılarınız varsa bunları tek tek özellikle Nisan ayında halletmeye başlayacaksınız. Nisan sonuna doğru da vermiş olduğunuz emek, bir konuda bir emek vermişsiniz. Bu konuda çok güzel bir geri dönüşünüz var. Eğer miras ya da işte evrak beklentisi içinde, olumlu evrak beklentisi içinde olanlarınız varsa Nisan sonu için güzel, olumlu gelişmeler olacak diyebilirim. Üç kişi hanenize gelmeye çalışıyor. Bir tanesinde bir bilinmezlik var. Sanki bu gelmeye çalışan kişi de eşiniz tarafından olan kişiler. İşlerini bir çözüm bulmak adına eşinizle konuşacaklar ama bu durumdan siz hiç memnun olmayacaksınız. Hatta konuya girip konuya dahil olmaya çalışacaksınız ve zarar verebileceklerini düşünerek arada kalıyorsunuz. Bu arada kalmanızı da eşinizi kırmamak adına bir şeyleri söylerken daha olumlu konuşmaya çalışarak başarmaya çalışıyorsunuz. Yani bu süreç içerisinde siz hep böyle ya bak onlarla konuşuyorsun, onlara yardım etmeye çalışıyorsun ama bak sonuçları böyle olur mu, şöyle olur mu gibilerinden onu da aydınlatmaya çalışıyorsunuz ama çok dik başlı bir kişi olarak çıkıyor. Kolay kolay ben bunu yaparım ya da ben bunu yapmam demiyor. Ne biliyorsa onu yapıyor. Ve eğer böyle bir şeye girecek olursa Mayıs-Haziran ayında çok büyük bir yükün altında kalacak. Hatta bu kişilerden uzaklaşmak isteyecek ama bu kişiler bunun sırtına bindiği için uzaklaşmakta zorluk çekecek. Yani bu insanlar, bu üç kişi, kimse ki bir tanesinin bilinmez bir işi var, ikiyüzlü ve de bu insan. Bu kişiler sizin eşinize zarar verecekler aslında. Dikkatli olmanız gereken bir konu. Arkadaştır, dosttur, akrabadır bilemem ama bir işlerini halletmesi için ondan destek istiyorlar. Bu destek eğer gelirse eşiniz bu kişileri sırtında taşımak zorunda kalacak. Yani onların yüklerini alacak. Eşiniz yüklerin altında ezilecek. Bu kişiler ortadan yok olacaklar. Ve eşiniz dönüp dönüp ben nasıl bir hata yaptım diye, bakın burada. Dönüp dönüp diyor ki ben nasıl bir hata yaptım, bu yükü nasıl taşıyacağım? Dediğim gibi eğer ki böyle bir şeye kalkışılırsa artık siz bu eşinizin gırtlağını sıkar pozisyonları var. Yani ne kadar düşünürse düşünsün ama bu konuda yanlış yapıyor diyerek böyle bir boğazına sarılmış sıkıntılı bir süreç olarak görünüyor. Derim ki insanlarla olan ilişkilerinizde lütfen biraz daha dikkat edin. Sanki böyle hani ben güveniyorum ya benim tanıdığım deseniz de bunu 3 kere kafanızda değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kimse yanlış bir şey olsun istemez. Bir insan da bir dilekte bulunurken, bir yardım isterken kimseye zarar sokmaz istemez ama bu yaşanacak olayda kişiler farkında ya da değil, yardım istedikleri kişiye zarar veriyor olarak çıkıyorlar. Şimdi falımıza genel anlamda baktığım zaman diyelim ki siz farklı bir dilek tuttunuz. Bu dileğimle ilgili sonuçlar bana neyi gösteriyor diye sorduğunuzda içinizin çok sıkılmış olduğunu, bu sıkıntıyı her türlü iş ve ev hayatınıza yansıttığınızı görüyorum. Eğer parasal konularda bir beklenti içindeyseniz bir süre daha beklemeniz gerekiyor. Ve bu konuyu kafanızda çok taktığınız ve yorduğunuz için de bir süre daha düşünceli çıkıyorsunuz. Bu konuda E harfinde bir insandan yardım alma talebiniz olabilir. Bu kişi ama pasif kalıyor karşınızda, çok yeterli kalmıyor. O yüzden de sıkıntılarınız ve düşünceleriniz özellikle Nisan ortasına kadar devam ediyor. Nisan ayı içerisinde biraz havada kalacaksınız. Yani karar vermek, bir konuda karar vermeniz gerekiyor. Bir çizgi çekmeniz gerekiyor bir şeye. Burada biraz kararsız bir süreciniz var. Eğri ya da doğru bir karar vereceksiniz ama dimdik ayakta duramıyorsunuz. Dikkatli olmanızda fayda var. Ve bu arada böyle aylara bölünmüş borçlar da arkası arkasıya geldiği zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bugün beklediğiniz para gelmiyor. Gelmesi gereken zamanda gelmediği için de birikmiş olan borçlardan dolayı sıkıntı yaşanabilir. Farklı bir yol açmanız gerekiyor. Ya bir borç ya bir kredi, o tarz bir şeyler görünüyor burada. O anlamda eğer o yola geçecek olursanız biraz rahatlayacaksınız. Ama siz bunu şu an için tercih etmiyorsunuz. İlerleyen zamanda bu söz konusu olabilir. Para 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 diyor bir kere. Yani bizim falımızda da şu an paranın gelmesi lazım görselleri var. Diyelim ki aşk ve sevgiyle ilgili bir dilek tuttunuz. Bu konuda da karşınızda duran kişinin kafasının çok karışık ve yoğun olduğunu görüyorum. Yönü size doğru fakat
sizin bazı istekleriniz onun bazı gerçekleri görmesini engelliyor. Ya yani önünü kapatıyor. İlişkiyle ilgili önünü kapatıyor aslında. Yani sanki siz şu, ilgilen, şunu al, bunu yap. Tamamen atıyorum şu an tabii. Dediğiniz anda bu kişi diyor ki ya ben bunları yapamam ki, nasıl devam edeceğim ben onunla der gibi böyle bir ikilem yaşıyor. Bundan dolayı da sıkıntı olabilir. Bu arada geliyor mu bilmiyorum ama kedimin çın çın sesi geliyor. Boynundaki tasmasından. Kusura bakmayın. Geziyor etrafımda. Aile içerisinde ve haber beklentisi içerisinde olanlar için şöyle söyleyebilirim. 1,5 aya kadar bir yolla alakalı planladığınız bir konuda, özellikle A harfi isminin içerisinde, A harfi ya da soyadı da olabilir kişiden, bir yardım göreceksiniz. Bu yardımla önünüz o kadar aydınlanıyor ve açılıyor ki aslında siz tereddüttesiniz şu an. Acaba bana yani düzgün bir yanıt mı gelir gibi düşünceleriniz var. Bu konuda biraz daha beklerseniz eğer Mart, Nisan sonu gibi müthiş bir aydınlanma görünüyor. Yani oklar hazırlanmış, yönünüz belli, sadece bir bekleyiş içerisindesiniz. Bu süreçte o haber geldiği anda büyük bir sıçramanız var. Hane içerisindeki büyük bir rahatlamaya sebebiyet veriyor. Ben bu faldan anladığım, geçmişte birçok kişinin sıkıntısını, derdini, kederini üstüne almış ama ailesiyle çok fazla ilgilenememiş. Bundan dolayı da bugün ailesinde bazı sorunlar yaşayan evli bir çift olarak değerlendirdim. Ama ki ilerleyen süreçte bazı ikilemler, bu geçmişte yaşanan ara boşluklardan dolayı bugün de bazı boşluklar olacak. Burada çocukların daha bağdaştırıcı ve birleştirici olduklarını düşünüyorum. O yüzden ilerleyen süreçte hayatınız gene aynı ritimde devam ediyor. Burada karşınızda eşiniz ya da sevgilinizle alakalı yapacağı ortak ya da yardım işlerinde biraz daha dikkatli olmasında fayda var. Çünkü Nisan aylarında yardım yaptığı konularda üzerinde yük kalıyor. Yani bir kişiye yardımcı olacak ama bu maddi bir yardımsa eğer, bu tamamen onun üzerine kalacak bir yük olarak çıkıyor. O yüzden dikkatli olmasında fayda var. Biraz çevrenizde dedikodular olabilir. Bunları da çok önemsemiyorsunuz. Bence de önemsemeyin. Her koyun kendi bacağından ısılır sonuç olarak. Bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayrımıza olan her şeyi kabul ediyoruz. Olmayanı da gönderiyoruz. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşça kalın.